ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ Sonra biz kötülüğün yerine iyiliği getirdik. Yani kötü günleri geride bıraktık. Sonra iyi günler, iyi günleri getirdik. Kötü günlerin için getirmişti Allah Azze ve Celle darlıkları, sıkıntıları. Onlar Cenab-ı Hakk'a yakarsınlar diye Allah'ın gönderdiği elçisine yüz verme işleri, ona icabet etme işleri, onu kabul etme işleri üzerine Cenab-ı Hak belli sıkıntılar onlara yaşatmıştı. Bu sıkıntıları da bütün peygamber gönderdiği yerleşkelerin tamamında hepsinde uyguladığını söylüyor. Niçin? Çünkü hepsinin Allah Azze ve Celle kendisine yönelimlerini istiyor. Cenab-ı Hakk'ın muradı bu yönde. Allah'ın hoşnutluğu bu yönde. Ama cebir yapmadığı için yani zoraki, cebren onları buna baskılamadığı için bir dönem bu türden yaşattığı zorluklar ile onların kendisine yani Allah Azze ve Celle'ye yakarmalarını yakarırken de peygamberle olan münasebetlerini tekrar gözden geçirip onun davetine, icabete yanaşmalarını Allah Azze ve Celle sağlamak istiyor. Bu onlara yönelik Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti ama bunun etkisiyle boyun eğmiş, bunun etkisiyle yakarmış, bunun etkisiyle hatta peygambere iman etmiş, ona tabi olmuş olsalar bile Allah Azze ve Celle bu Tazikin etkisiyle bu bir miktar e, zorlayıcı faktörlerin etkisiyle iman etmiş olmalarını kabul etmez. Ne yapar? Onları bu kez iyi günlere kavuşturur. Tekrar iradelerine, tekrar kendilerini iyi hissettikleri, güçlü hissettikleri zamanlara kavuşturur. Bu ilahi bir sünnet. İşte ayette ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ Sonra biz kötünün, kötülüğün yerine iyiliği getiririz. Bunu yukarıdaki ayette وَمَا اَرْسَنَّا fi قَرْيَةٍ Yani bütün yerleşkelerde bu böyle. Dolayısıyla mucizenin de etkisinde gördüğümüz gibi sıkıntı ve zorlukların da hastalıkların, felaketlerin, ee, kıtlıkların bunların da etkisi bir miktar cebir oluşturuyor. Yani insanları Cenab-ı Hakk'a boyun eğmeye yönlendiriyor. Onların gönlü olsun olmasın, istekli olsunlar, hevesli olsunlar ya da olmasınlar. Bu zor zamanlarda insanlar Cenab-ı Hakk'a yöneliyorlar. Allah Azze ve Celle müşrikleri bile anlatırken وَاِذَا غَشِّيَهُمْ مَوْجُنْ كَذُّلَلِ Onları bulundukları gemiyi böyle dağlar misali dalgalar sarınca etraflarını kuşatınca Tevallahü mühlisîne lehüddîn cenab-ı hakka yöneldiler Allah'ı çağırmaya cenab-ı hakka seslenmeye başladılar hem de nasıl mühlisîne lehüddîn dini ancak Allah azze ve celle'ye tahsis ederek yani şirk koştukları şeyleri bıraktılar. Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde Cenab-ı Hakk'a yakardılar. Ama bu öleceğiz, boğulacağız, gemimiz birazdan bu dalgaların altında kalacak korkusunun etkisiyle gerçekleşti. O yüzden orada da Cenab-ı Hak alıp onları kurtarıp karaya getirdi. Felem mene cahum ilal Ne zaman ki Allah onları alıp karaya getirirse, bir bakmışsın, hemen tekrardan şirk koşmaya dönmüşler. O bakımdan Allah Azze ve Celle baskı oluşturan koşulları yaratıp kullarının kendilerine gelmelerini sağlayabilir. Ama kullar bu baskının etkisiyle kendilerine gelmişken Cenab-ı Hak bunu kabul etmez. Şimdi sana tekrar baskının olmadığı güzel zamanları yaşatacağım. Sen de iradenle bu kez isteyerek gönüllü bir şekilde sevgiden kaynaklı Rabbini tanıdığın, ona saygı duyduğun için Allah'a yöneleceksin. Çünkü sürecin yani dünyadaki imtihan sürecinin esası bunun üzerine kurulu. O yüzden böyle gayben bir ortamda yaşıyoruz. Allah'ın melekleri görünmüyor, orduları görünmüyor. Ortamda bir tek biz varmışçasına kendimizi şey hissediyoruz, serbest hissediyoruz. Sadece akledersek yaratan kudreti seziyoruz, farkına varıyoruz. Akletmez de kulağımızın üzerine yatarsak boşlukta kendi başımıza sahipsiz, hatta her şey ortamda böyle sahipsiz, ganimet müşcesine ki kafirler böyle değerlendirmek istiyorlar. Dolayısıyla iradeyle Allah'a yönelsinler istediği için Cenab-ı Hak bu kez baskı oluşturan koşulları tekrar düzeltiyor. Baskının ortadan kalkacağı şekilde düzeltiyor. Bu ayette de bunu görüyoruz. O be'se ile sıkıntılarla darra ile zarar verici felaketler, hastalıklar, ondan sonra kıtlıklar bunların oluşturduğu etkiyle yakarmış bulunan bu kimseleri Cenab-ı Hak biz onlara bu kez o kötülüğü kaldırıp yerine iyi günleri getiririz. Thumma beddelna mekana sayyi'atil hasanata. Peki mucizede ne yapıyordu Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hak mucizenin etkisini bir zaman sonra onların nazarında yani onların algısında ters yüz ediyor. Tıpkı eski eski hiç mucize öncesi döneme geri döndürüyor onların bakış açılarını. Buyurdu ki ve nuqallibu afidatahum biz onların gönüllerini ters yüz ederiz ve basiretlerini, bakışlarını ters yüz ederiz. Kemma lam yu'minu bihi marra. İlk defasında iman etmedikleri gibi, ilk defasında iman etmediklerinde hangi yerdeydilerse kendi iradeleriyle verdikleri o küfür tepkisinde hangi düzlemde iseler mucizenin etkisiyle ...geldikleri noktadan oraya tekrardan gerisin geri... ...Allah Azze ve Celle onları geri getirir. Niye? Şimdi artık yine yolun devamını... ...iradeyle yürüsünler diye. Allah Azze ve Celle'yi tanımayı sürdüreceklerse... ...Cenab-ı Hakk'ı saymayı sürdüreceklerse... ...bunu iradeleriyle yapsınlar. Mucizenin baskısı altında kalıp... Ee, ...Allah'a saygıyı ve sevgiyi zoraki yaşamasınlar diye. Çünkü sevgi dediğimiz süreç zorlu olmaz. Zor sevgiyle zıt olan şeydir. Sevgi gönüllülük gerektirir, isteklilik gerektirir, aşk gerektirir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle de zat-ı ilahi buna e, yaraşır. Onun zatına kullar en şiddetli bir sevgiyle bağlanmalılar. وَالَّذ۪ينَ amanu اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Dolayısıyla Cenab-ı Hak hazır bunlar yakarmışken, sıkıntılar içerisinde Allah Azze ve Celle'ye iman etmişken, alıverelim bunların canlarını demez Cenab-ı Hak. Çünkü bu onların zoraki verdikleri bir tepki. Bunun bir manası yok. Hayat insanlar iradeleriyle yüreklerinde Cenab-ı Hakk'a duydukları saygıyla iradelerini ortaya koysunlar, istekli bir şekilde Cenab-ı Hakk'a yönelsinler, severek Allah Azze ve Celle'ye kulluk etsinler diye irade için bu zemin oluşturulmuş. Şimdi burada iradeye dönüş var. Burada iradeyi kısmen baskılayan bir durum oldu. Bu durum içerisinde kimileri bu baskıyla Allah'a yöneldiler. Belki daha inatkar olanlar bu baskının içerisinde bile yönelmediler. Yani bu da herkesi yönlendirmiş olmayabilir. O yüzden Cenab-ı Hak لَعَلَّهُمْ يَدَّرَّعُونَ Yani Cenab-ı Hakk'a gerekir ki, gerekti ki bunun neticesinde e, yakarsınlar. Birileri yakardı, birileri inatla o durumda bile başkandırmış olabilir. Tafsilatını önceki derslerde de yine Firavun ve hanedanlığının başına Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ayrı ayrı dokuz farklı ayetlerle ilgili konuşmuştuk. Orada işte açık açık iman ederiz diyorlar. Boyun eğeriz diyorlar. Yeter ki kaldırsın. Ama önce Allah sıkıntıyı kaldırsın. Sonra biz iman edelim. Böyle de bir pazarlık yürüyor. Cenab-ı Hak onlara her defasında bunları dedirtip yalancılıklarını kayıt altına alıyor. Süreç bunun için işliyor. Hüccet aleyhlerinde ikame olsun diye. Yani kanıt aleyhlerinde toplansın diye. Allah Azze ve Celle kullara bu yaşattıklarını niye yaşatıyor derseniz, Cenab-ı Hak onların kendi dillerinden, kendi söyledikleriyle, kendi verdikleri sözlerle, Cenab-ı Hakk'ı tanıyacaklarına, bileceklerine dair farkındalıklarını dile getirdikleri bu koşulların hepsi kayıt altına alınıyor. Sonra kendi haline tekrar serbest iradesine kavuşturulduğunda, koşullar iyileştirildiğinde bu kez de o durumda söyledikleri kayıt altına alıyor, alınıyor. Nasıl amansız bir nankör oldukları burada deşifre olsun diye